Hepinize merhaba. Daha önce uçak neden düşer başlıklı videomda iki motor da arızalanırsa ne olacağından bahsedeceğimi söylemiştim. Bugün bu konudan bahsedeceğiz. Fakat başlamadan önce geçen videoda bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Şimdi onu bu videoda söyleyeceğim. O yüzden şimdi burada bahsedeceğim. Daha sonra videoya geçeceğiz. Biliyorum hepiniz ekonomik şartlar doğrultusunda bir işe gireyim de gerisine bakarız diye başvurular yapıyorsunuz. Ama 10 yıldır gördüğüm şey şu ki bakamıyorsunuz. O yüzden bir işe başvururken neye başvurduğunuzu iyi araştırın. Teknik destek personeli olarak işe başvurup daha sonra neden böyle oldu diye söylenmeyin. He, olmak istiyorsunuzdur, orası ayrı. Ama uçak bölümünü bitirip tekstil veya sanitari atölyesinde işe başladığınızda beni buraya gönderdiler demeyin. Onlar iş değil mi? İş. Ama bu işin okulunu okuyanların işi değil. İlan nereye açılıyorsa orada işe başlayacak ve çok büyük ihtimalle orada devam edeceksiniz. Yani kısaca başvurduğunuz iş hakkında bilgi almadan başvurmayın. Çünkü yapacağınız en ufak bir hata ileriki kariyerinizi etkiler. Eğer hiç kimse bulamadıysanız Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Tamam, çok uzattık. Hadi başlıyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz aletin adı Remier Turbine. Yani kısaca RAT. Peki bu kadar küçük bir pervane ne işe yarıyor? Havadayken bütün hidrolik pompalarınızı kaybettiğinizde veya motorları kaybettiğinizde bu küçük pervane işte sizi güvenli bir şekilde iniş yapmanızı sağlıyor. Daha önceki videoları izlediyseniz arıza durumlarından bahsetmiştim. Tek motorlu uçma veya süzülebildiklerinden de bahsetmiştim. Şimdi bu durumları biraz açalım. İlk videoda ne dedik? Motorlar hava üretiyor. Şimdi bu motorların başka bir özelliğinden bahsedeceğiz. Elektrik üretimi. Havadaki bir uçağın 3 tane elektrik jeneratörü vardır. Bunların 2 tanesi motorlarda, 1 tanesi de EPU'dadır. Tabii ben size daha önceki videolarda EPU'dan bahsetmedim. Aslında size bahsetmediğim her şeye ayrı video çekeceğim. O kadar çok konu var ki hepsini anlatsam hem videolar çok uzar hem de siz çok sıkılırsınız. Yani yeri gelmişken bahsetmek en doğrusu. Şimdi EPU'yu biraz açalım. Tam adı Auxiliary Power Unit. Bunu uçakta üçüncü bir motor olarak düşünün. Kuyrukta bulunur ve uçağın itişine bir etkisi yoktur. Ama uçağa hem yerde hem havada hem elektrik hem de hava sağlar. Detaylarında ileride bahsederiz. Ama şunu bilin, çünkü o konuyu geçtik. Bu ürettiği havayı peklere gönderip havalandırma yapabilir veya motora göndererek motoru çalıştırabilir. Şimdi neyimiz var? Kuyrukta çalışan bir motorumuz var. Bundan elektrik üretmeyelim mi? Üretelim. Ve bu ürettiğimiz elektriği hem yerde hem de gerektiğinde havada kullanalım. Şimdi havada bir uçağın ana elektrik kaynağı motorlar. Ama daha sonra da EPU. Ve her biri tek başına uçağa gerekli elektriği sağlayabilir. Ama şimdi diyelim ki çok olağanüstü bir durum oldu ve bir şekilde 3 kaynağı birden kaybettik. Bu çok nadir bir durum olur. Hatta olmaz bile diyebilirim ama bir ihtimal. Endişe etmeyin, çünkü az önce gösterdiğim küçük pervane imdadınıza yetişecek. Havadasınız ve birden elektrik gitti. Dışarıdan motorun gürültüsü gelmiyor. İçerideki uğultu kesilmiş ve sadece belli belirsiz bir fan sesi duyuyorsunuz. Ne kadar korkunç değil mi? Düşünün işte, bu durumda bile o koskoca uçak güvenli bir şekilde inebiliyor. Nasıl iniyor derseniz, planörleri araştırın derim. Çünkü artık 100 tonluk bir planörün içindesiniz. Normalde otomatik olarak açılmaya programlı olsa da kokpitte bulunan bir düğmeyle de açılabilen bu pervane çarpan havanın döndürme kuvvetiyle, yani ortalama bir rakam verecek olursak yaklaşık 5000 RPM'le hidrolik bir basınç oluşuyor. Ve bu hidrolik basınç bir elektrik motorunu çevirerek elektrik üretiyor. Bir uçağın normal şartlarda elektriğini ve hidrolik sistemlerinin basınçlanmasını motorlar sağlar. Bu ürettiği hidroliği uçuş kontrol yüzeylerine göndererek, ki bu 3000 PSI'lik bir kuvvettir, bu kuvvetle uçağı kontrol edersiniz. Yeni nesil uçaklarda fly-by-wire sistemine geçilip kablo makara sistemleri kullanılmadığı için bir uçağın hidrolik sistemini kaybetmesi o uçağı kontrol edilemez hale getirir. Tam olarak bu basıncı kaybetmememizi sağlayan bu fan,
çarpan havanın döndürülmesiyle hidrolik sistemini basınçlar ve uçağı kumanda edebilmenizi sağlar. İki motorun durduğunu düşündüğünüzde bu uçağın bir planörden farkı kalmıyor ve o hangi hızıyla süzülmeye başlıyor ve kaybettiği her 1000 fitlik irtifada 20.000 fit yol alıyor. Zaten bu oranı da süzülme oranı deniyor. RAT ilk açıldığında pervane hallerini yüksek açıya getirir. Pervanenin hızı arttıkça içindeki bir mekanizma pervanenin o hallerini daha düşük bir açıya ayarlar ve overspeed dediğimiz durumu engellemiş olur. Aslında dönen bir aletten elektrik üretmek çok kolaydır. Ama yine de burada bir zeka var. Çünkü elektrikle hidrolik üretmeye çalışsalardı bu üretilen elektriğin çok büyük bir kısmı bir hidrolik pompasını çalıştırmak için kullanılacaktı ve gerekli sistemleri besleyemeyecekti. Yani bir taşla iki kuş misali. Tabii ki bu elektrik uçağın bütün sistemlerine gitmiyor. Zaten 5 kW'lık bir elektrik üretiyor. Şöyle kıyaslayayım. Bir A320'nin tek motoru 90 kW üretiyor. Burada bahsetmem gereken bir de bataryalar var. Bu bataryalar doğru akım üretse de doğru akım alternatif akıma çevrilerek 20 dakika kadar kullanılabiliyor. O da 1 kW'dır ve sadece acil durum ekipmanlarını çalıştırır. Fakat yine de RAT açılıp kendine gelene kadar geçen yaklaşık 1 dakikalık sürede sistemi besler. Şu anda konumuz RAT olduğu için bataryalardan bu kadar bahsetsem yeter. Zaten batarya işte daha fazla da anlatmaya gerek yok. RAT ürettiği hidrolik basıncı ağır kullanıcılara değil daha çok emniyetli bir şekilde iniş yapabileceği ve uçağın kontrolünü sağlayabileceği sistemlere gönderir. Airbus A320 ve A330 uçaklarında 3 tane hidrolik sistem vardır. Yeşil, mavi ve sarı. RAT uçak tipine göre değişse de bu sistemlerden sadece bir tanesini basınçtır. Ve böylelikle güvenli bir iniş için gereken her şey sağlanmış olur. Ve bu sistem aynı şekilde Boeing'lerde de mevcut. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bu sistemin asıl amacı elektrik üretmek değil, hidrolik üretmektir. Bugün baktığınızda bu sistem neredeyse hiç kullanılmasa da biz sürekli bu aletlerin testlerini simüle ederek kontrol ediyoruz. RAT hakkında da detaylı bilgileri ekleyeceğim. Merak edenler çalışma prensiplerini de okuyabilir. Ayrıca yorumlar kısmına da sorularınızı iletebilirsiniz. Bildiğiniz gibi burada konuları çok yüzeysel geçiyorum. Burada verdiğim bilgiler çok basic bilgiler ama konu hakkında size kesinlikle bilgi sahibi yapacaktır. Burada size RAT'ın açılma şartlarını sıralasam, detaya girsem hiç kimse sonuna kadar izlemek istemez. Çünkü ben size burada tip kursu vermiyorum. Test amaçlı uçuşlar dışında bir kere kullanıldığına dair bir bilgim var ama o kadar. Bana sorarsanız RAT'a kalacak kadar bir durum gerçekleşemez. Ama yine de böyle bir sistem var ve iyi ki de var. Neyse. Bu haftalık bu kadar. Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Yeni videoları kaçırmamak ve haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.